Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seri ile yine birlikteyiz. Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Tabii birincisi böyle çok kasmayalım, çok zorlamayalım dedik. Birinci deneme sınavımız olacak. Diğer seriyi tamamlamış olduk arkadaşlar. Daha önce bir coğrafya deneme serimiz vardı. Tabii orada sorular hep 18 soru değildi. Ya da baktığımızda dengeli bir dağılım ya da ÖSYM'nin yaptığı sınav içeriğindeki dağılıma paralel değildi. Onlar o şekildeydi. O seri öyleydi. Ama bu seride tabii daha yakın özellikle ve ona uygun sınavları, denemeleri paylaşıyoruz. Evet, birinci denememizde başladık. Görüşlerinizi yine bekliyoruz arkadaşlar. Görüş bildirirseniz ona göre düzenlemeleri zaten yapmaya çalışıyoruz. Evet, birinci sorumuzda ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkeyiz ve bunun oluşmasında özellikle dağların tabii ki etkisi büyük. Buna göre kıvrılma, volkanizma ve kırılma sonucu meydana gelmiş dağları eşleştireceğiz. Şimdi kıvrılma sonucu dediğimizde Torosların uzantısı olan Bolkar, Kuzey Anadolu dağlarında Küre Dağları, yine Torosların uzantısı Bey Dağları ama Aydın Dağları kıvrılma değil, kırılmayla meydana gelmiştir. D şıkkını eledik. Canik Dağları yine Kuzey Anadolu Dağları içerisinde kıvrılma sonucu oluşmuş. Volkanizma demiş. Aydın Dağları kırıklı bir dağımız. Madra kırıklı bir dağımız. Süphan volkanik. Erciyes volkanik. Kula volkanik ama zaten şu D şıkkını elemiştik. Kırılma sonucu oluşmuş kısımda ki A şıkkı gitti. B şıkkını eledik arkadaşlar. Bu kısımda da Madra kırıklı bir dağ ki Kaz Madra gibi dağlarımız söz konusuydu. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Peki Türkiye'de bu kırıklı dağları bilmemiz gerekiyor. Volkanik dağları ezberlememiz gerekiyor ki geriye kalanların hepsi kıvrılma sonucu oluşmuş. Ege'de kuzeyden güneye doğru bir Horst bir Graben, bir Horst bir Graben şeklinde sıralanmışlar. Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe gibi dağlarımız, Ege'deki kırıklı dağlarımız ki bir Horst alanı. Bunun yanında daha çöküntü alanı dediğimiz ya da özellikle Graben sahalarında bulunan Edremit, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ki bunu kuzeyden güneye doğru sıraladık arkadaşlar. Sırasıyla bir Horst bir Graben oldu. Bunun yanında Akdeniz'de bulunan Nur Amanos dağları ve Graben alanında bulunan Amik dikkate alınabilir. Ege kıyılarında dağlar kıyıya genelde dik bir şekilde uzanırken Menteşe burada ayrı bir yer. Menteşe'de dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanmakta ki buna bağlı olarak iç kesimlere doğru iklimin etkisini girmediğini yani Ege'nin diğer alanlarındaki gibi 200 kilometreye kadar sokulamadığını söyleyebiliriz. Bunun yanında yağışı arttırdığını söyleyebiliriz. Ulaşım maliyetlerini arttırdığını söyleyebiliriz. Ama bunun kırıklı yapıyla hiçbir alakası yoktur. Yani oradaki dağların kıyıya dik uzanması ya da paralel uzanması kırıklı ya da kırılma sonucu oluşan bir durum değildir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. O uyarıyı da burada yapıyoruz. Peki ikinci sorumuza geldik. Karadeniz'in batısından başlayarak Akdeniz'in doğusuna kadar Türkiye'nin kıyı şeridi boyunca inceleme ve araştırma yapan bir kişi bu kıyılarda aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğunu gözlemler. Tüm akarsuların delta oluşturduğu demiş. Şimdi Karadeniz'deki bütün deltalar ya da bütün akarsular biliyorsunuz delta oluşturmuyor. Özellikle Kızdırmak ve Yeşilırmak oluşturuyor. Mesela Bartın oluşturmuyor. Bunun dışında baktığımızda Çoruh oluşturmuyor. Yani hepsinin oluşturduğunu söylemek mümkün değil. Dağların kıyıya paralel uzandığını ki Karadeniz'in batısından başladım Akdeniz'e geldim ki arada Ege'yi geçtim. Ege'yi geçtiğim için özellikle dağlar orada kıyıya dik de uzanıyor. O yüzden onu da eledim. Güneşlenme süresinin uzun olduğu demiş. Karadeniz'de özellikle Batı Karadeniz'de olsun o alanda baktığımızda bizim güneşlenme süremiz daha kısa ama Akdeniz'e geldikçe güneşlenme süremiz uzuyor. Plajların geniş yer kapladığı demiş ki Karadeniz'in batısında öyle yani çok uzun geniş bir plaj Akdeniz'deki gibi söz konusu değil. Hepsi kıyı olduğu için kıyı şeridi boyunca gittiğimiz için bu alanlarda nemliğin fazla olmasına bağlı olarak günlük sıcaklık farkı kıyılarda daha az. Yani ortak özelliğin E'de verilen günlük sıcaklık farkının az olması şeklinde dikkate alabiliriz. Ki kıyılarda nemlilik fazla. Bunun yanında buna bağlı olarak günlük ve yıllık sıcaklık farkları daha az. Çünkü nem sıcaklığı dengeleyen bir özelliğe sahip. Yine iç kesimlere göre genelde tarım ürünü çeşidi ve verimi daha fazla. Yine iç kesimlere göre genelde ki genellememizin sebebi istisnalar olabilir. Nüfus daha yoğun, yağış daha fazla olmaktadır.
kıyı kesimlerde. Evet, üçüncü sorumuz da arkadaşlar. Bazı numaralandırılmış alanlar verilmiş ve hangisinde heyelan riski diğerlerine göre daha fazladır demiş. Şimdi heyelan olması için bir eğim. Bunun yanında iki su ya da yağış, üç toprak yapısı önemliydi. Ki Türkiye'de heyelan olaylarının en fazla gerçekleştiği alan Doğu Karadeniz, daha sonra Batı Karadeniz gibi alanlar arasında sayılabiliyordu. Ki burada da bir numara Ergene düz, üç numara daha düz, dört numara daha düz, 5 numara Iğdır, çukurda bir alan ama yine ova kısmında düz bir alan. Ama daha fazla heyelan olabilecek alan burada 2 numara. Yani B şıkkı olmaktadır arkadaşlar. Tabi heyelanı biz erozyonla karıştırmıyoruz. Heyelan dediğimizde toprak tabakası tamamıyla hareket ederek yamaç boyunca kayıyor. Ama erozyonda sadece üst kısım, üst tabaka gidiyor. O yüzden bu kısımda baktığımızda özellikle heyelan kısmında bütün tabaka kaydığı için oradaki ağaç kökleri bunu tutamıyor, çünkü ağaç kökleri de kayıyor. Ama özellikle baktığımızda ki erozyonda üst kısım gittiği için ağaç kökleri orada ne yapabiliyor? Üst kısmı tutabiliyor. Yani heyelan kısmı büyük bir kütle ama bunun yanında erozyon kısmı daha küçük bir alan, üst kısmın taşınması anlamına geliyor. Ki bakın, Türkiye'de mavi ile gösterilen alanlar heyelan riskinin en yüksek olduğu alanları bize gösteriyor. Az önceki haritada zaten Batı Karadeniz'de bir yer vermiştik. Onu da karşılayan bir kısım oldu bu harita. Peki diğer sorumuz, dördüncü sorumuz. Türkiye'de yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıkların ülkemizin güneydoğusunda görülmesinde hangisinin etkisi yoktur? Şimdi burada bitki örtüsünün genellikle bozkır olması, bozkır olan bir kısımda işte sıcaklıklar yüksek olacak diye bir bağıntı söz konusu olamaz. Çünkü bozkır olursa işte yüksek sıcaklık olur gibi bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Ki deniz etkisinden uzak karasal bir yer. Yer şekilleri ki güneyden gelen sıcak hava çok kolay bir şekilde burayı etkisi altına alabiliyor. Engel yok. Güneyden gelen sıcak rüzgarlar burayı etkiliyor. Ki enlem sebebiyle yine dikkate alabiliriz. Ki Türkiye'nin en sıcak alanları özellikle Güneydoğu Anadolu. Buna bağlı olarak o alanda biliyorsunuz maksimum nemde bir artış meydana geliyordu. Bunun yanında o alanda aşırı kuraklık dikkate alınabiliyordu sıcaklığın artmasından dolayı. Tabii yaz döneminde en düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu'daydı. Yükselti ve enlem etkisi. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'daydı. Karasallık, deniz etkisinden uzaklık, enlem, Bastra basıncının buradaki etkisi, sıcak rüzgarlar, yer şekillerinin düz sade olması, güneyden gelen çöl etkisine açık olması kısmında dikkate alınabiliyordu. Evet, beşinci sorumuz arkadaşlar. Türkiye'de görülen yağış türleri arasında kar yağışlarının önemli bir yeri var. Kar yağışları kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru genelde artış gösterir. Bu durumun, yani kar yağışlarının aşağıda verilenlerin hangisi üzerinde etkili olmadığı söylenebilir. Şimdi yeraltı su sistemleri dediğimizde kar eriyor arkadaşlar. Kar erimeyle birlikte yeraltı sularını besliyor ki kar bu anlamda çok çok önemlidir. Ekonomik etkinlikler ki kar yağışının olduğu soğuk alanlar, baktığımızda işte farklı tarım ürünleri ya da hayvancılık faaliyetleri ön plana çıkabiliyor. Tarımı sınırlayan bir faktör olabiliyor bazı kesimlerde. Çünkü uzun süre kar yerde kalıyor. Ulaşım koşulları ki yolların kapanmasında etkili olabiliyor. Akarsu rejimleri, özellikle kar yağışının olduğu alanlardaki akarsular erimeyle besleniyor ve oradaki akımları daha çok ilkbahar ya da yaz döneminde artış gösteriyor. Ama dokusuna göre yerleşmelerde kar ya da yağmur olması bir etken değil. Neydi dokusuna göre yerleşmeler ki bu sorumuza doğru cevap E oldu. Dokusuna göre yerleşme deyince toplu, dağınık, çizgisel, dairesel, kıyı boyu gibi yerleşmeleri dikkate alıyorduk. Toplu yerleşmeler dediğimizde özellikle su kaynaklarının daha sınırlı olduğu, bunun yanında yer şekillerinin genelde düz olduğu alanlardı. Dağınık yerleşmeler ise tam tersi, su kaynaklarının bol olduğu dağlık engebeli alanlara daha fazla oluyordu. Yani bakın, kriterler arasında kar yağışı da yağmur yağışı yok. O yüzden dokusuna göre yerleşmeleri o faktörümüz etkilemiyor. Doğru cevabımız E oldu o sorumuzda. Peki, bazı haritada işaretli yerlerimiz var. Arazinin engebeli yapısı nüfusun seyrek dağılışında daha fazla etkili olmuştur. Arazinin engebeli yapısı bu alanda daha etkili nüfusun seyrek olmasında. Şimdi 4 düz bir alan. Konya, Aksaray çevresi. 3 daha düz bir alan. 2 daha düz bir alan. Ama 5 Yıldız Dağları. 1 baktığımızda Hakkari çevresi. O yüzden 1 ve 5 olan C şıkkı doğru cevabımız dağlık engebeli alanlar olduğu için arkadaşlar. Hemen burada dikkate aldığımız mesela Yıldız Dağları dağlık engebeli nüfus seyrek.
Ulaşım tabii dağlık engebeli alanlara daha az gelişiyor. Menteşe dağları, Teketaşeli, Hakkari gibi alanlarda özellikle dağlık ve engebeli olması ön plana çıkıyor. Ama bunun yanında dağlık ve engebeli olan ancak nüfusun yoğun olduğu Doğu Karadeniz kıyı kesimini de unutmuyoruz. Çünkü insanlar özellikle o alanda kıyıda yoğunlaşmıştı. Çünkü kıyı iklim bakımından daha uygundu. Bunun yanında tarımsal faaliyetler, işte balıkçılık gibi ekonomik faaliyetlerin de çeşitli olması insanların daha çok kıyı kesimde toplanmasına sebep olmuştu bu alan içerisinde. Evet, diğer sorumuz. Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Nüfus yoğunluğunun fazlalığında illerin yüz ölçümlerinin büyüklüğü önemli bir etkendir. Evet, doğru. Mesela Türkiye'de baktığımızda özellikle nüfus yanında yüz ölçümünde küçük olması oradaki nüfus yoğunluğunu arttıran bir etkendir. Nüfus dağılışında sadece iklim ve yer şekilleri etkili olmaktadır demiş. Yanlış. Çünkü beşeri ve ekonomik faaliyetler de burada etkili olabiliyor. Sanayi gibi, işte bunun dışında turizm gibi faktörler de etkili olmakta. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Kıyı ile iç kesim arasında nüfus yoğunluğu bakımından önemli farklılıklar var. Evet, kıyı ile iç kesimler arasında iklimden dolayı olsun, özellikle gelişmişlik düzeyi bakımından olsun farklılıklar söz konusu oluyor. İklimin ılıman olduğu yerlerde genelde nüfus daha fazla. Çünkü karasal alanlarda nüfus daha az olabiliyor. Nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşıyor ki bu oran %92,8'e çıkmıştı son verilerle birlikte. Doğru cevabın B olduğunu söyledik. Evet arkadaşlar, bu haritada birkaç durum kıyaslayalım. Mesela Zonguldak'ta iklim ya da yer şekilleri değil daha çok etkili olan Taşkömür olmuş. Çatalca Kocaeli'de yine ön plana çıkan sanayi, ulaşım, ticaret, turizm gibi birçok ekonomik ve beşeri durum var. Yani Türkiye'de nüfusun dağılışında özellikle sadece iklim ve yer şekilleri etken değildir. İşte tarım vardır, sanayi vardır, turizm vardır. Birçok etkeni biz dikkate alabiliyoruz. Ya da önemli yeraltı kaynakları vardır. Bu şekilde farklılık gösterebiliyor. Ki Türkiye'de baktığımızda özellikle Yıldız Dağları, işte Menteşe, Teketaşeli, bunun yanında Hakkari çevresi, dağlık engebeli, işte Tuz Gölü çevresi iklimden dolayı daha seyrek nüfuslu olabiliyor. Evet arkadaşlar, 8. sorumuzda mevsimlik göçler ağırlıklı olarak tarım işçilerinin yılın belli dönemlerinde sürekli yaşadıkları bir yerin dışına çıkarak başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Aşağıdaki alanların hangisi bu göçleri daha az alan veya hiç almayan yerlerdendir? Şimdi Aydın, Manisa çevresini dikkate aldığımızda özellikle zeytin, üzüm, incir gibi ürünleri toplamak için buraya geliyorlar. Şanlıurfa Adıyaman çevresi yine pamuk başta olmak üzere tütün de Adıyaman çevresinde önemli. Adana Osmaniye çevresi pamuk gibi ürünler başta olmak üzere yine buraya geliyorlar. Ama Kars Ardahan çevresinde arkadaşlar hayvancılık faaliyetleri yoğun olduğu için, hani tarım yapılmıyor demiyoruz. Hayvancılık yoğun olduğu için diğer verilen örneklere kıyasla daha az göç aldığını söyleyebiliriz. Sakarya Düzce çevresi özellikle fındık toplamak amacıyla bu alanlara gelen işçilerin olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet, diğer sorumuzda pamuk sıcak iklimin egemen olduğu alanlarda ve alüvyal topraklarda yetişir. Yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise sıcak ve kurak bir havaya ihtiyaç duyar. Buna göre verilenlerden hangisi pamuk tarımı için uygun değildir demiş. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz Şanlıurfa pamuk üretiminde birinci. Bunun yanında baktığımızda tabii diğer alanlarda da hani iklim bakımından Akdeniz ikliminin görülmesi buralarda pamuk yetişmesi için uygun koşulları oluşturuyor. Tabii tercih meselesi yine. Ama bir numaralı alanda yaz yağışları olduğu için yaz kuraklığı isteyen bu tarım ürünü bu alanda yetişme imkanı bulamaz. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkı olmaktadır. Tabii pamuk tarımının yapıldığı alanlara bakarsak haritamızda Güneydoğu Anadolu yoğunlukta olmakla birlikte Ege, Akdeniz kıyı kesiminde biz pamuk tarımını görüyoruz. Bir de şu kısımda yine dikkat çeken Iğdır mikroklim olarak pamuk yetişen alanlar arasında yerini alıyor arkadaşlar. Evet, 10. sorumuzda Türkiye tarımının Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki durumu ile ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Tarımdan geçimini sağlayan insan sayısı oldukça fazla. Hatta çalışan nüfusun yaklaşık %90'ı tarımda çalışıyordu. Tarımda gübre kullanımı azdır ki o dönemlerde çok fazla gübre kullanılmıyor. Tarımda işte sulama imkanları yeterli değil o dönemlerde. Tarımda makine kullanımı yine yeterli değil. Birim alandan elde edilen verim daha çok düşük bir şekilde dikkate alınabilir.
biliyor. Tabii burada baktığımızda özellikle bu kısımda tarımla geçimini sağlayan insan sayısı oldukça fazla demiştik. Yani %90 çalışanların %90'ı özellikle tarımla geçiniyordu. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu arkadaşlar. Az yerine fazla olması gerekiyordu. Peki bunun yanında 11. sorumuza baktığımızda Türkiye'nin Ankara, Konya, Nevşehir gibi alanlarda Meralarda Küçükbaş, Kuzeydoğu kesimindeki Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde yine Ağrı gibi illerin olduğu alanlarda büyükbaş hayvancılık ön plana çıkmakta. Bu hayvancılık faaliyetlerinin, hayvancılık türlerinin farklılık göstermesinde hangisi etkili olmuş? Toprak özellikleri değil arkadaşlar. Yani toprağa göre bir hayvancılık yapılmıyor. Yerleşme dokusu dediğimiz işte toplu dağınık bunlardan bahsetmiştik. Tarım kültürüne etkili olmaz. Akarsu özellikleri etkili olmaz ama yağış rejimi en önemli faktörler arasında sayılabilir. Ki yaz yağışları olursa bir yerde o alanda çayırlar. Çayırlara bağlı büyükbaş hayvancılık gelişme gösterir. Ki o anlamda sorularda özellikle yaz yağışları, yağış rejiminin düzenli olduğu alanlar. Çünkü yağış rejiminde düzenliyse yazlar yine nemli ve yağışlı geçtiği için çayır bitki örtüsünü görmek mümkün oluyor. Yani böyle bir soru çıktığında arkadaşlar yağış rejimi ya da bitki örtüsüyle ilgili alaka kurmak, ilgi kurmak gerekiyor diyebiliriz. Evet, rüzgar enerji potansiyeli ve işletme verimine uygunluk bakımından yukarıdaki alanlardan hangileri diğerlerine göre daha olumlu koşullara sahiptir demiş. Türkiye'de özellikle rüzgar enerjisi deyince batı kıyıları ilk etapta dikkate alınır. Bunun sebepleri arasında batı rüzgarları, yer şekilleri gibi etkenler rol oynamaktadır. Özellikle batı rüzgarları sürekli bir rüzgar. Dolaylı olarak Türkiye'de etkili olmasına rağmen daha çok batı kesimlerde etkisini gösteriyor. Bunun dışında işte rüzgarın esişini hızlandıran oluk ya da geçiş tarzı alanlarda yine daha fazla potansiyel olduğu için doğru cevabımız 2-3 yani B şıkkı olmakta bu sorumda. Evet arkadaşlar 13. sorumuza geldik. Hidroelektrik, doğalgaz, petrol, taş kömür ve rüzgar verilmiş. Buna göre Türkiye'de bulunan veya yapılması planlanan santrallerde yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangilerinin kullanılması halinde dışa bağımlılığın azalması beklenir? Şimdi Türkiye hidroelektrik potansiyeli bakımından oldukça yüksek bir ülke. Buna bağlı olarak bunun kullanılması dışa olan bağımlılığı azaltacaktır. Bunun yanında şu an yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde Türkiye elektrik üretimi dikkate alındığında hidroelektrik birinci ama yenilenebilir kaynaklar. Yani tüm kaynakları değerlendirmiyorum çünkü ben enerji kaynaklarını yenilenebilir ya da yenilenemeyen olarak ikiye ayırıyordum. Ben ne yaptım? Biraz daha sınırlandırdım. Yenilenebilir kaynaklar içerisinde hidroelektrik birinci sırada geliyor. Ama genel tabloda kömür birinci sıradaydı. Doğalgaz, Türkiye'de çıkarılan doğalgaz %10'luk kısmı karşılıyor. %90'ını dışarıdan aldığımız için bu dışa bağımlılığı arttırıyor. Petrol yine %10'u Türkiye'den çıkıyor, %90'ı dışarıdan. Taş kömürü yine dışarıdan alıyoruz. Ama rüzgar yine potansiyel olarak Türkiye'de oldukça önemli bir enerji kaynağı. Evet arkadaşlar, burada dikkate aldığımız doğru cevap 1 ve 5. Yani C şıkkı olmuş oldu. Evet, ithal ettiğimiz enerji kaynakları arasında %90 doğalgaz, %90 yine petrol. Bunun yanında ülkemizde fazla olan kısımda rüzgar, güneş, hidroelektrik tabii daha sonra lignite dikkat alabiliyoruz. Yani lignitte hani baktığımızda zaman zaman ya da belli bir kısmı ya dışarıdan da alabiliyoruz. Ama şu üçü zaten tamamen ülkemizde var olan önemli enerji kaynakları arasına geliyor. Jeotermal de tabii burada ekleyebiliriz. Jeotermal, güneş, su, rüzgar enerjisi santralleri enerji kaynağına yakın olması gereken santraller. Bunun yanında jeotermal, lignit, taş kömürü, doğalgaz, petrol gibi enerji kaynaklarıyla çalışan santrallerimiz üretim sırasında iklimden etkilenmeyen enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Evet 14. sorumuz. Türkiye'de bazı iller sahip oldukları hammadde nedeniyle belli sanayi dallarıyla özdeşleşmiş ve o alanda kurulmuştur. Buna göre hangisi buna örnek verilemez? Şimdi Aydın'da pamuk yetişiyor. Pamuklu dokuma ham maddeye yakınlık söz konusu. Balıkesir'de birçok sebze ve meyve yetişiyor. Konserve ürünleri yine ön plana çıkıyor. Trabzon'da şeker pancarı tarımı yapılmıyor. Yapılmadığı için bu alanda şeker fabrikasının kurulması söz konusu değildir. Kayseri'de et ve süt ürünleri önemli. Orada üretimi var. Konya'da buğday. İşte buna bağlı un ve unlu mamuller gelişmiş. Ama Doğu Karadeniz kıyılarında şeker pancarı tarımı yapılmıyor. Hatta biliyorsunuz şeker fabrikalarının ham maddeye yakın olması gerekiyordu. Çünkü çabuk bozulma özelliği söz konusu olmaktaydı. 15. sorumuzda Türkiye'de
Ülke içi yolcu ve yük taşımacılığında karayolu ulaşımı diğer ulaşım türlerine göre daha fazla tercih ediliyor. Bu durumun nedeni özellikle her yere ulaşılabilir olması. Ulaşım istasyonlar arasında değil, yerler arasında yapılıyor. Yani evinizin önünden diğer gideceğiniz yerin evinin önüne kadar oluyor. En hızlı ulaşım sistemi değil, en hızlı ulaşım sistemi hava yolu arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, 16. sorumuza geldik. Batman 4 yol, BT, Bakü, Tiflis, Erzurum, Kerkük, Yumurtalık, Mavi Akım, TANAP gibi boru hatları verilmiş. Bu boru hatlarının hangilerinde petrol taşımacılığı yapılmaktadır? Şimdi Batman 4 yol Türkiye'nin ilk petrol boru hattıdır. Bunu aldık. Bakü, Tiflis, Erzurum dediğimiz BT doğal gaz taşınan bir boru hattıdır. Kerkük Yumurtalık yine petrol taşınan bir boru hattıdır. Mavi Akım Rusya'dan gelen doğal gaz taşınan bir boru hattıdır. TANAP Azerbaycan'dan özellikle Azerbaycan ve çevresindeki ülkelerin doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlayan bir boru hattı. Trans Anadolu boru hattı doğal gazın taşındığı boru hattı olarak karşımıza çıkıyor. Ki burada 1 ve 3 yani C şıkkı doğru cevabımız olmaktadır. Gelin doğal gaz ve petrol boru hatlarında önemli olanlarına bakalım. TANAP, Mavi Akım, Bakü, Tiflis, Erzurum, İran, Türkiye, Türkiye, Yunanistan, Rusya, Türkiye, Avrupa ki Türk akım son en güncel olanlardan birisiydi. Bunun yanında petrol boru hatlarında Türkiye dışından gelen BTC, Bakü, Tiflis, Ceyhan. Bunun yanında Kerkük, Yumurtalık. Tabii Tiflis'ten geçiyor. Biz Gürcistan'dan doğalgaz ya da petrol almıyoruz. Daha çok orayı geçiş olarak kullanıyoruz. Ülkemiz içerisinde ise Kırıkkale, Ceyhan ve Batman 4 yol boru hatları yine söz konusu olmaktadır diyebiliriz. Peki 17. sorumuzda Türkiye'de turizm 1980'lerden itibaren gelişme göstermeye başlamış ve bu doğrultuda turizm çeşitliliği son yıllarda artmaya başlamıştır. Buna göre Türkiye'de verilenlerin hangileri diğerlerine göre daha fazla turist çekmektedir? Şimdi Türkiye'de kültür turizmi oldukça önemli. Bunun yanında en çok turist çeken kısımlardan birisi deniz ya da kıyı turizmi. O yüzden 1 ve 4 yani E şıkkı burada doğru cevabımız olmaktadır. Golf ve ekoturizm, ekolojik turizm ise son yıllarda gelişiyor. Ama tabii kültür ve deniz turizmi gibi şu an çok fazla turist çekmiyor. Onlar da gelişmeye bağlı olarak tabii artacaktır. Potansiyelleri var. Peki diğer kısımda dikkate aldığımızda DAP'tan bahsetmiş. Doğu Anadolu projesi 15 ili kapsıyor ve bu anlamda Türkiye'de en fazla ili kapsayan projemiz. Buna en son eklenen, dahil edilen ilimizi sormuş. O da arkadaşlar bilgi sorusu. Direkt Sivas, DAP'a son olarak eklenen, ilave edilen iller kısmında dikkate alınmaktadır. Evet, bu şekilde arkadaşlar denememizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yine abone olursanız sevinirim. Görüşlerinizi bildirmenizi bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.